Arkadaşlar merhaba. Özdebir kurumlarının Türkiye genelinde yaptığı TYT deneme sınavının çözümlerini bugün birlikte yapıyoruz. Sorulara geçmeden önce SML Hoca YouTube kanalında bulabileceğiniz acil matematik video çözümlerini incelemenizi öneririm. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. İlk soruyu da başlayalım. Birinci soruda demiş ki, aşağıda sırasıyla 4, 6, 8 tane birim kareden oluşan ABC şekilleri verilmiştir. A ve B şekillerinde birer birim kare ve C şeklinde iki birim kare mavi renkle boyanmış. Buna göre boyalı birim kare sayısının şeklin tamamındaki birim kare sayısına oranının her şekilde aynı olabilmesi için A ve C şekillerinde kaç birim kare daha boyanacak olabilir demiş. Arkadaşlar ben birincisinde şunu boyasam, ikincisinde şu ikisini boyasam, üçüncüsünde de şu ikisini boyasam. Bakın ne olacak? Buranın boyalı olan kısmı 1 bölü 2, bu da 1 bölü 2, bu da 1 bölü 2 olacak. Dolayısıyla e, aradığımız çık denizi seçeneğindeki 1, 2 ve 2 olacak. Geçelim ikinci soruya. Yeni tarz gibi yapmaya çalışmışlar ama pek becerememişler açıkçası. Kenar uzunluğu kök 2 birim olan turuncu renge boyanmış kare levhalar ile... ...kenar uzunluğu 1 birim olan ve mavi renge boyanmış kare levhalar birbirlerine bir noktada değecek şekilde lehimle kaynak yapılarak aşağıdaki süsleme elde ediliyor. Bu de 32 tane turuncu renkli kare levha kullanıldığına göre A noktası ile B noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sorulmuş bizlere arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. 32 tane turuncu renkli kare levha kullanıldığına göre demiş ya. Biz bunun şurasında yani bir tane eksik olduğunu biliyoruz ya. N n-1 ve n tane turuncu kare levha kullanmıştır. Neden bir tane eksik dedik arkadaşlar? Bakın bu turuncuyla başlayıp turuncuyla bitmesine rağmen bu mavi ile başlayıp mavi ile bitiyor. O halde 3n-1'i 32 dersek 3n 33 olacaktır ve n 11 olacaktır. Yani burada kaç tane varmış arkadaşlar ilk satırda? 11 tane turuncu var. Değil mi? 11 tane turuncu varsa şuradaki turuncu sayısı kadar da o zaman üstte mavi var. O zaman 10 tane de mavi var değil mi? Birinci satırda 10 tane de mavi var. Peki hala Turuncuların bir kenarı kaç birimli arkadaşlar? Kök 2. O zaman şunlar 1, 11 kök 2 getirecek bize. Mavilerin de köşegenleri 1, 1 kök 2'dir. Doğru mu? O halde şurası köşegen değil midir arkadaşlar? Köşegendir. Bunlar da bize kök 2'ler getirecek. Dolayısıyla 10 kök 2 de buradan. ikisinin toplamı 11 kök 2 ile 10 kök 2'nin toplamı 21 kök 2 yapar diyeceğiz. Ve 3. soruya geçeceğiz. 3. soruda demiş ki bize A sayısı 9 ve B sayısı eksi 2 olmak üzere e, şu işlemin sonucu hangisidir diye sormuş. Bunu tek tek yerine yazabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. 1 artı köka ile 1 eksi kökanın çarpımı 1 eksi A'dır zaten. Bölü B üzeri eksi 1 demiş. Yani 1 bölü B. Bunu da ters çevirip çarparsanız B çarpı 1 eksi A olacaktır. Birden A'yı çıkaralım. Yani 9'u çıkaralım. Eksi 8. B de kaçtı? Eksi 2 idi. Eksi 2 ile eksi 8'in çarpımı da 16'dır. Çok basit bir soruydu. Dördüncü soru. Her biri iki farklı asal sayının çarpımı şeklinde yazılabilen üç ardışık sayı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Edirne seçeneğine baktığınız zaman 3 ile 11'in çarpımıdır. 2 ile 17'nin çarpımıdır. Ve 5 ile 7'nin çarpımıdır. Bütün çarpanları asal olarak yazılabiliyor. Demek ki cevabı Edirne olacakmış. Beşinci soruda Ondalık sayıları en yakın tam sayıya yuvarlarken önce onda birler basamağındaki rakama bakılır. Bu rakam 5'e eşit veya 5'ten büyükse tam kısım 1 artırılır ve virgülden sonraki rakamlar atılır. Onda birler basamağındaki rakam 5'ten küçükse tam kısım değişmez ve virgülden sonraki rakamlar atılır. Örneğin 4,2 sayısını şurası 5'ten daha küçük olduğu için 4'e yuvarladık. 12,6 sayısı da burası 5'ten büyük olduğu için 13'e yuvarladık. Ondalıklı gösterimleri verilen rakamları birbirinden farklı. A virgül B, B virgül C ve C virgül A. Bu B'ye, bu C'ye, bu da C'ye dönüşüyorsa A artı B artı C toplamı nedir diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar bakın burada yukarıya tamamlanan iki tane sayı var. Aşağıya tamamlanan bir tane sayı var. Yani şu ikisi büyütülürken bu, iki, bu tan, e, sondaki küçültülmüş. E şimdi şöyle düşün. Demek ki B 5 beş veya 5'ten büyük olacak ve a'yı da burada 5 beş veya 5'ten daha büyük bir sayıya taşıyacak. Yani burada a'nın varsayalım ki 3 olduğunu düşünseniz tamam mı? E b o zaman 4 olmak zorundaydı. Neden? Çünkü 3 bir fazlası olan b'ye yuvarlanırdı ama buradaki 4'te bu yuvarlama işlemini gerçekleştiremez. O zaman o zaman a kesinlikle ama kesinlikle 4'tür arkadaşlar. Ki b 5'tir. Burası 5'e yuvarlanır. Burası o zaman 5,6'dır ki bu da 6'ya yuvarlanır. Demek ki burası da 6,4'müş ve yine 6'ya yuvarlanmış. Yani bize sorulan soru 4 artı 5 artı 6. Bunun da cevabı 15 yapar diyeceğiz. Geçeceğiz diğer sayfaya. 6. soru. A, B, C birbirlerinden farklı doğal sayılardır. 4 bölü A, 5 bölü B, 8 bölü C. Her biri birer tam sayı olduğuna göre A artı B artı C toplamını alabileceği en büyük değeri sormuş. Neden böyle bir soru sorulmuş bilmiyorum ama bu 8, bu 5, bu da 4'tü. E, hepsini 1'e eşitledik. Ve diyeceğiz ki e, A artı B artı C toplamı kaçtır? 4 artı 5 artı 8'de cevap 17'dir diyeceğiz. Gerçekten kolaydı. 7. soru. Aşağıdaki tabloda A, B, C, D, E kentlerinin nüfuslarıyla bu kentlerin metrekare cinsinden yüz ölçümleri verilmiştir. Buna göre hangi kentte kişi başına düşen en fazladır? E, alan en fazladır diye sormuş. Şimdi yüz ölçümlerini nüfusa böleceğiz ki Kişi başına düşen alanları hesaplayabilirim. Ki burada da e, en büyüğü soruyor. Hepsini tek tek uğraşmayalım arkadaşlar. Edirne seçeneğinde 25 çarpı 10 üzeri 6'yı 5 çarpı 10 üzeri 3'e böldüğünüz zaman 5 çarpı 10 üzeri 3 geliyordu. Ve bu da aralarında en büyüğü oluyordu. Yani şu kısımları yüz ölçümlerini tek tek nüfuslara bölecektiniz. En büyüğünü bulacaktınız arkadaşlar. 8. soru. Yukarıda ABC reel sayı kümelerinin sayı doğrusundaki görüntüleri kırmızıyla gösterilmiştir. Buna göre hem B kümesinin hem de C kümesinin elemanı iken A kümesinin elemanı olmayan kaç tane tam sayı vardır? Hem B kümesinin hem de C kümesinin elemanı ise arkadaşlar ben bunu şu şekilde düşünebilirim bakın. Şu B kümesi C kümesinin bittiği yerden itibaren şu şekilde işaretleyelim. Ve C kümesinin bittiği yer yerden de şu şekilde işaretleyelim. Şimdi bakın arkadaşlar şu arada eksi 1, eksi 1, 0, 1, 2. 3 yok bakın B kesişim C'de. B'de 3 varken C'de yok çünkü 3. Tamam. B kesişim C'de olanlar bunlar. A'da olanlarsa sadece 0 ve 1. Bunda olup da bunda olmayanlardan bahsetmişti. Kaç tane kaldı? 2 tane. O zaman cevabımız da 2 olacaktır. Tamam. 17. sayfanın yine 9. sorusuna devam ediyoruz. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar. gene kolay bir soru. Ben bu AB artı BA'yı çözümlersem içeride 11 parantezinde A artı B olacaktır. Ve bu da bize demiş ki ifadesi bir doğal sayı olduğuna göre kaç farklı AB sayısı vardır? Bu doğal sayıysa arkadaşlar demek ki içerideki sayı karesel bir sayı. İçerideki sayının karesel bir sayı olabilmesini sağla sağlamak için A artı B'nin 11'in katı olmasını sağlamak gerekiyor. Ya da 11 olmasını sağlamak gerekiyor değil mi? Şimdi 11'in katı derken de 11'in katından da karesel olanlar. Yani 11 çarpı 4 mesela. Tamam mı? O şekilde olacak. E şimdi devam edelim. A artı B'nin ne olması gerekiyor o zaman sadece? 11 olması gerekiyor. Madem öyle hangi sayılarımız var? Tabii şunu kapatmayı unuttuk. Evet. O halde hangi sayılarımız var arkadaşlar? Yazalım. A artı B'yi 11 yapacak. 92'ye 29 var. Değil mi? 83'e 38 var. 73'e 74'e özür dilerim. 47 var. 65'e 56 var. Başka var mı? Yok. O zaman cevap ne? Ceyhan olacak. 10. soru. Yine işlem sorusu olarak hani yeni tarza yönelik bir şeyler mi yapmaya çalışıyor özde bir anlamıyoruz ama hani bu kadar da yani bilmiyorum artık kolay mı desek kolay denilebilir ya gerçekten kolaydı yani yıldız sembolünün belirttiği reel sayı kare sembolünün belirttiği reel sayının iki katından üç fazladır yıldız eksi kare bölü iki eşittir yıldız artı kare olduğuna göre e, kare sembolünün belirttiği reel sayı kaçtır diye sormuş. Öncelikle ben şuna x dersem bu iki katından 3 fazla olduğuna göre 2x artı 3 olacakmış. Yani 2x artı 3'ten x'i çıkarıp 2'ye böl ve 2x artı 3 artı x'e eşitle demiş bize. Yapalım. x artı 3'ü 2'ye böleceğiz. Eşittir. 3x artı 3 bulacağız demek ki. Burada x artı 3 6x artı 6 ise tamam. Bunu bu tarafa at. 5x bunu bu tarafa at. Eksi 3. O halde eksi kaç gelir arkadaşlar? Eksi 3 bölü 5 gelir. Cevap C hand. 11. soru. Hani bu soruda da yine bir mantık hatasıyla mı artık şıklar hatalı mı verilmiş? Bu kadar cevabı bariz belli olan bir soru daha olamazdı. Demiş ki bize şöyle bir satış ve üretim maliyeti göstermiş. Zarar edilmediğindeki ağırlığı en az kaç kilogramdır? Yani zarar edilmediğindeki ağırlık şu noktadır. Bu noktada 20 ile 40 arasında olmaktadır. Şıklarda 20 ile 40 arasında olan tek sayı edinle seçeneğindeki 35'ti. Tamam. Geçelim diğer soruya. 12. soru. Yukarıdaki karelerin içine aşağıda verilen kurallara göre birer pozitif tam sayı yazılacaktır. Hem alt alta hem de yan yana bulunan ardışık karelerin içine farklı sayılar yazılacaktır alt alta gelen sayıların toplamı çift sayı olacaktır. Buna göre 10 karenin içindeki içine yazılacak bütün sayıların toplamı en az kaçtır? Bak bu güzel sayı, soru olarak sayılabilir. Diyor ki bakın birer pozitif tam sayı yazılacak ama şu şekilde hem alt alta hem de yan yana bulunan ardışık kareler. Ardışık kareler diyor. İlk okunduğu zaman biri buraya yazdıysam buraya yazamam gibi anlaşılabiliyor. Ama yazabiliriz. Sadece ardışıklara yazamayacağız. Yani şu ikisine ve şu ikisinin aynısını yazamayacağız mesela. Tamam mı? Bu yüzden toplamları da çift olsun diye alt alta duranlara hem tek tek hem de çift çift sayılar yazacağım. Dolayısıyla 1'e 3'ü buraya yazdım. Tamam. 1, 3. 3, 1'i buraya yazdım. Anlaştık mı? 1, 3'ü buraya yazdım. Tekrar 3, 1'i buraya yazdım. Ve tekrar 1, 3'ü buraya yazdım. Var mı bir sıkıntı? Yok. Neden? Yan yana duran ve alt alta duran hiçbir ama hiçbir kare birbiriyle aynı değil. Burada toplam kaç tane 1, 3 var arkadaşlar? 5 tane. 4 kere 5 cevap 20'dir diyebilirsiniz. Anlaştık mı? Geçelim 13. sorumuza. Bir cep telefonunun 5 haneli ABCDE şifresi aşağıdaki şekilde verilmektedir. 7 çarpı A artı C artı B sayısının birler basamağı D'yi veriyor. A artı B artı C artı D sayısının birler basamağı ise E rakamıdır demiş. Cep telefonunun şifresi 21x6y olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bizim telefonumuzun şifresi abcde'ymiş. Burada verilen 21x6y. Bu abcde arasında da şöyle bir bağıntı varmış. Ben a ile c'yi toplayıp 7 ile çarptıktan sonra üzerine b'yi eklediğim zaman d geldi diyormuşum. O halde gelin şuna uygulayalım bunu. Ben 2 ile x'i toplayacağım. 7 ile çarpacağım. Ve üzerine 1'i ekleyeceğim. Ve sonucunda da 6'yı bulacağım o zaman değil mi? İlk şartı sağlatıyorum bakın, tamam. Şimdi o zaman şu biri karşı yatarsam, 7 ile 2 artı x'i çarpacağım ve bunun birler basamağı 5 olacak o halde. Doğru mudur? Ben 7 ile neyi çarparsam 5 yapar ve rakam olacak, 3'ü. O zaman x'e 3 diyebilirim ben. Tamam. X 3 ise. şimdi gelin bir de şunu kontrol edelim. A, B, C, ABCD'yi toplayalım. 2 artı 1 artı 3 artı 6. Ne haber burası 6, 3, 9, 4 daha 13, değil mi? 13 çün ee, ne diyeceğiz arkadaşlar? Şurayı yanlış mı topladık? 12 yapar orası. Çok özür dilerim. Şurası 12. Bunları topladık. 12 mi yaptı? 12'nin birler basamağı da bize neyi verecekmiş? Y'yi. O halde Y'nin ben 2, X'in de 3 olduğunu buldum. X ile Y'nin toplamı sorulmuştu. X ile Y'nin toplamı 5'tir diyebiliriz. 14. sorumuz. Yaşları sırasıyla 30 ve 25 olan Ferhat ve Serhat adlı iki kardeş bir diyet programına başlamışlar. İki kardeş bir yıl sonunda diyete başladıkları yaşlarıyla doğru orantılı olarak zayıflamışlar ve kiloları eşitlenmiştir. İki kardeşin kiloları toplamı diyete başlamadan önce 172 iken diyete başladıktan bir yıl sonra 150 kilogram olmuştur. Buna göre diyete başlamadan önce seratin ağırlığını sormuş. Şimdi doğru orantılı vermiyor mu? 30'a 25 ise 6K kilo vermiş 5K kilo vermiş o zaman. Toplam verilen kilo 11K. E şuraya bakıyorsun toplam verilen kilo ne? 22 değil mi? 172'den 150'yi çıkar. Eşittir 22 dersek K kaç olur arkadaşlar? 2 olur. K2. O zaman Serhat'ın verdiği kilo 10 kilodur. Serhat 10 kilo vermiş. Tamam. E madem öyle Serhat'ın şu anki kilosu kaç? Eşit değil miydi bunların kilosu? 152'ye böl 75. Serhat şu an 75 kilo. Kilo a, a, vermeden önce kaç kilo olur o zaman? 85 kilo olur. Tamam. Böyle ilginç ne eklemler kurmaya gerek yok. Hemen doğru orantıdan 6k'ya 5k zaten soru bizden bunu yapmamızı istemiş. 6k'ya 5k dedik. Toplam verilen kilo 11k. k'yi 2 bulduk. Demek ki Serhat 5k olduğuna göre 10 10 kilo vermiş. E Serhat'ın e, kilo verdikten sonraki kilosunu bulduk. 75. O zaman vermeden önceki 85'tir dedik. Anlaştık mı? Geçelim 15. sorumuza. Bir hesap makinesi sorusu. Artık bunlar da meşhur oldu. Nazlı elindeki hesap makinesinin sırasıyla 2 ve X tuşlarına bastıktan sonra eşittir tuşuna birinci defa bastığında 4, ikinci defa bastığında 8, üçüncü defa bastığında 16. Yani 2'nin karesi, 2'nin küpü, 2'nin dördüncü kuvveti şeklinde ilerliyormuş. Mesela dördüncü defa bastığı zaman 2 üzeri 5 olur değil mi? Ee, Nazlı başlangıçta 2 yerine 3 tuşunu kullanıp dördüncü defa bastığında eşittir tuşuna demiş. Yani 2'lerin yerine 3 yaz diyor. 3'ün karesi. 9. 3'ün küpü 27. 3'ün 4. kuvveti 81. 3'ün 5. kuvveti yani 4. defa bastığında da 243'ü gösterir hesap makinesinin ekranı. Cevap edilme. 16. soru. Şöyle düşüneceğiz. Aslında bir mutlak değer sorusu. Yukarıdaki gibi bir yola A noktasından sabit bir hızla yola çıkan bir bisiklet D noktasına ulaşıncaya kadar B ve C noktalarına olan uzaklıkları toplamının zamana bağlı grafiği aşağıda verilmiştir. Mutlak değerde ne yapıyorduk? Bir sayının diğer bir sayıya ve diğer bir sayıya uzak olan uzaklıkları toplamını buluyorduk değil mi? Ki zaten şunu y koordinat sistemi gibi düşünsen şurayı. Tamam mı? Bu da bir mutlak değer grafiğidir zaten. Anlaştık mı? Devam edelim şimdi. Buna göre bu bisikletin yol boyunca hızı saatte kaç kilometredir? Bakın ben buraya x, buraya d, buraya y dersem b ile c'nin arasındaki yani bu e, artık hareketle b ile c arasında oynak bir noktada hareket ederken her zaman ama her zaman B noktasıyla C noktasına olan uzaklıkları toplamı sabit kalır ki burada da öyle olmuş 50. Yani B ile C'nin arası mutlaka ama mutlaka 50 kilometreymiş zaten. Tamam. E madem öyle ben A, A noktasındayken bu hareketli B'ye ve C'ye olan uzaklıkları toplamını 2x artı D olarak hesaplarsam bakın x artı x artı D'den 2x artı D eşittir. Bakın burası neymiş? 120 değil mi? 120'den 50'yi çıkar 70. O halde 2x eşittir. Şu D kaçtı arkadaşlar? 50 demiştik değil mi? Ee, şurası 120 çok özür diliyorum. Heh, 120'den şeyi çıkar 50'yi çıkar 70. X eşittir ne olur? 35. Demek ki şurası 35 kilometreymiş. Aynı mantığı burada kursak. Şurası kaçtır arkadaşlar? 90 50. 40. 40'ı böl. Demek ki burası 20'ymiş. E şurası 35. Burası 20. Burası 50 ise toplam yol 105. Toplam geçirilen zaman 7 olduğuna göre ortalama hız 15'tir. Anlaştık mı? Geçelim bir diğer soruya. Bir satıcı kış mevsimi başında lastik fiyatında yüzde indirim yapıyor. Bu uygulamayla bir günde satılan lastik sayısı yüzde iki arttığını görüyor. Bu satıcı zarar etmediğine göre A aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Ben lastiklerin fiyatına 100 lira diyeceğim. A kadar indirim yaparsa 100 eksi A'ya düşer fiyatı. Yüzde A kadar. 2A kadar müşterisi arttıysa yüzde kadar 100 artı 2a kadar da müşterisi olur ve diyor ki zarar etmediğine göre diyor e, günlük 100 lira veya lastik satarken 100 tane müşterisi geliyorsa bu kadar değil mi 10.000 şöyle diyelim 10.000 tane para kazanıyor 10.000 kadar para kazanıyor diyelim e, ve bundan daha fazla veya eşit para kazanıyormuş şu durumda dolayısıyla çarpalım bunları dağıtalım 10.000 eksi e, 200a Değil mi? Şurası artı 200 a. Eksi 100 a. Eksi 2 tane a kare. Büyük veya eşittir 10.000 dersek şunlar gidiyor zaten. Bunları da direkt karşıya atalım. 2 a kare. Doğru mudur? Artı 100 a. gerçi şurası orası da a'ymış. Ben onu 0 gibi gördüm. Şurayı düzeltelim. Şurası nedir? 200 a'dan 100 a'yı çıkar. 100 a karşıya atarsan eksi 100 a olur. Değil mi? E ne olacak? Küçük veya eşittir 0. E burayı 2A parantezine alırsam ben Burada bir a kalır. Eksi burada ne kalır? 50 kalır. Doğru mudur? Küçük veya eşittir. 0 diyeceğiz. E peki şimdi ne olacak? Şimdi şu olacak. Bunların kökleri nedir? 0'a 50 mi? 0'a 50 ise yazalım onları da. 0, 50. Güzel. Neyle başlayacağız arkadaşlar? Burada artıyla başlayacağız. Artı, eksi, artı. Bizden nereyi istemiş? Negatif olan bölgeyi. Negatif olan bölgede 0 50 arası. Yani ben 0 50 arasında bir indirim yaparsam ve yüzde 2 tane bu 0 ile 50 kadar sayıda artış olursa müşterilerde zarar etmeyeceğim. 0 ile 50 arasında olması gerekiyormuş yani. Bunların hepsi de 0 arasında 57 eşitlik var bu arada. O yüzden Bursa'yı da işaretledim. Cevap neymiş? Adana seçeneğindeki 55'miş. Bir atölyedeki A ve B makinaları aynı havluyu üretmektedir. Bir adet havlunun üretilmesi A makinesinde B makinesine göre 1 dakika daha fazla sürmektedir. E, diyelim ki o zaman B makinesine T sürede, A makinesi T artı 1 sürede üretiyor. A makinesi 18 dakikada. 18 dakikayı T artı 1'e bölersek kaç tane havlu ürettiğini buluruz. B makinesi de 12 dakikada denilmiş. 12'yi T'ye bölersek kaç tane havlu ürettiğini buluruz. Ve toplamda 36 tane havlu üretilmiş. T'yi bulmak kolay artık. Tamam. Burayı T ile, burayı T artı 1 ile genişletirseniz. 18T artı 12T artı 12 eşittir. 36 çarpı ne olacak? T çarpı T artı 1 olacak. Doğru mudur? E peki şurası ne olur arkadaşlar? 30 T artı 12 eşittir. Şurası ne olacak sevgili arkadaşlar? 36 T kare artı 36 T olacaktır. Anlaştık mı? E şimdi devam ettirelim biz o zaman durumu. Hepsini karşı tarafa yollarsanız 36 T kare artı 6 t eksi 12 eşittir 0. Hepsini 6'ya böl. 6 tane t kare artı t eksi 2 eşittir. 0 oldu mu? Şimdi ben burayı ne yapmam gerekiyor? E, i̇fadeyi t'yi çekmem gerekiyor buradan. T'yi bulmam gerekiyor. Çarpanlarına ayıracağız. Artık burası 3 t'ye t diye ayrılırsa burasını da artık nasıl ayıralım? Mesela artı 2'ye eksi 1 diye ayırırsak şu şekilde gelir mi? Olmaz. Tam tersini yapacağız. Şurayı silelim. Şuraya diyeceğiz ki eksi 2'ye artı 1. Bu şekilde 3t eksi 2 de aynen geldi. t eşittir 2 bölü 3 ya da t eşittir eksi 1 olur. t eksi 1 olamaz değil mi? Dolayısıyla t kesinlikle 2 bölü 3. Neyi sormuştu? B makinesi bir adet havluyu kaç dakika üretir? 2 bölü 3 dakikada üretir. Tamam. Bizi zaten bunu sormuştu. Devam edelim. Şurayı temizliyorum arkadaşlar. Bir üstteki sorunun çözümünü. Bakın diyor ki 4 kişilik bir grupta İki kişinin yaşları aynı, diğerlerinin yaşları farklıdır. Bu grupta herkes kendi yaşındaki a, kendi yaşındaki üç kişinin yaşlarını topluyor. Bu toplamların oluşturduğu küme 44, 47, 49 şeklindedir. Buna göre bu gruptaki aynı yaşta olan iki kişinin yaşı kaçtır diye sormuş. İki tane aynı yaşında insan olsun, a, a ve b, c olsun. Tamam. Şimdi söyleme sırası, yani yaşları toplama sırası şundayken, şunu, şunu ve şunu toplar. Yani a artı b artı c yapar. E, toplama sırası eğer şundaysa bunu, bunu ve bunu toplayacaktır. Gene A artı B artı C olur. E, toplama sırası diğerine geçtiği zaman arkadaşlar şuna bu sefer iki tane A'yı ve bir tane C'yi toplar. Ve C'ye geçtiği zaman da bu sefer bambaşka bir şey yapar. A'yı, A'yı ve B'yi toplar. Tamam Yani iki tane A artı B der. E, dolayısıyla şu ikisini bilmiyorum. Yani hangisinin hangisi olduğunu bilmiyorum. Ama ben bunların iki tanesinden bir tane olduğunu yani bir tane yazıldığını biliyorum kümenin içerisinde. Çünkü bir kümenin içerisinde aynı eleman iki defa yazılamaz. Sen de biliyorsun. E madem öyle şöyle düşünelim biz. Bunların hepsinin toplamı ...altı tane A artı 3 tane B artı 3 tane C yapacak. Yani bu, ki, bu gruptaki tüm kişilerin yaşları toplamı 3'ün katı olacakmış. E peki şuradakilerin toplamı nedir arkadaşlar? 44, 47, 49'un toplamları hesaplayalım. 44, 47, 49 eşittir 140 yapar. Ben bu 140'ın üstüne bakın şunu veya şunu saymamış yani. Ben bu 140'ın üstüne hangi sayıyı yani 44 mü 47 mi 49'u mu eklersem 3'üm katı yapar diye soracağız. Tabii ki o zaman da 49 olduğu cevabını bulacağız. Peki. Aslında burası aynı yaşta olanlar ee, sayarken grubu. Demek ki bunlar 49'muş. Tamam. Artık bunların hangisi olduğu çok da önemli değil. 44 ve 47 diyeceğiz. Tamam. E durum buyken Durum buyken ben A artı B artı C'nin 49 olduğunu biliyorum ya. O zaman 3A artı 3B artı 3C ne yapar diye düşüneceğiz. O da ne yapar arkadaşlar? 147 yapar. E ben elimde 6A artı 3B artı 3C'nin eşittir 189 olduğunu biliyorum. Bundan bunu çıkarırsak alttakinden üsttekini 3 tane A eşittir 189'dan 47'yi çıkar. 42 o zaman A kaç gelir arkadaşlar? 14 gelir. Zaten aynı yaşta olanlar A değiller miydi? Demek ki cevap neymiş? C hanmış. Anlaştık mı? Şöyle çözümü de görün. Devam edelim. 20. soruyla. Aşağıda 1, 2, 3, 4 rakamlarıyla numaralandırılmış 4 eş bölmeden oluşan çarkın başlangıçtaki görünümü verilmiştir. Bu çark saat yönünün tersi yönde çevrildiğinde üzerindeki okun gösterdiği rakamlar sırasıyla yan yana yazılarak doğal sayılar elde edilmektedir. Örneğin, çark 175 derece döndüğünde ok önce 1 ve sonra 2 numaralı bölgeyi gösterdiğinden 12 sayısı, 250 derece döndürüldüğünde ise ok 1 ve 1 sonra 2 ve daha sonra 3 numaralı bölgeyi gösterdiğinden 123 sayısı elde ediliyor. Bölmeleri ABCD rakamları ile numaralandırılmış çark saat yönünün tersi yönde en fazla 300 derece çevrildiğinde. Ki 300 derece bakın ben şurayı 0 yaparsam şurası 90 burası 180 burası 270 300 derece tekrar A'yı gösterir. Yani kaç tane sayı gösterilmiş arkadaşlar 4'ünü gösterebiliyormuş. Yani elde edilebilecek birbirinden farklı tüm sayıların toplamı 1490muş o zaman A'yı gösterir. AB'yi gösterir. ABC'yi gösterir. Ve D'yi gösterir diyeceğiz ve bunların da toplamı neymiş sevgili gençler 1490'mış. Elimde 1111 tane A var, çözümlüyorsun ve topluyorsun. Bak 111 tane B var, 11 tane C ve bir tane D var. Bunların da toplamı 1490 yapıyor. O halde A kesinlikle ama kesinlikle 4'tür. Çünkü 3 olursa B'nin boyu yetmez onu 1490'a tamamlamaya veya 5 olursa bu sefer 5555 olur, değil mi? Pardon 4 dedik? 1'dir ya ne 4'ü? 4 nereden geldi ya? Şurası kesinlikle 1'dir arkadaşlar. Özür dilerim. Burası 1'dir. 0 olamaz zaten. 2 olursa 2222 yapacak, geçecek. Çok özür dilerim az önceki hatamdan kaynaklı. A kesinlikle 1'dir. Ise, 1111 ise 1111'i buradan çıkarırsak ne gelir arkadaşlar? 379 gelir. Doğru mudur? E peki o zaman B kaçtır? B kesinlikle 3'tür ki 333 yapsın. Diğer türlü C'nin boyu yetmeyecek çünkü. 333 de çıkarırsak ne gelir arkadaşlar? 40 6 gelecektir. Değil mi? O zaman C kesinlikle 4'tür diyoruz. Ki 44 yapsın orayı. D'ye ne kalır arkadaşlar? 2 kalır. Bize 2 kere 4'ü sormuş. Cevap neymiş? 8. Geçelim 21. soruya. Bir müzeye gelen ziyaretçi sayısı birinci gün ikinci güne göre %50 daha az. İkinci gün ise üçüncü güne %50 daha az olmuştur. Şimdi birinci gün K, ikinci gün 2K, üçüncü gün 4K o zaman. Tamam. Diyor ki bize üçüncü gün gelen ziyaretçi sayısı yani 4K İlk iki gün gelen toplam ziyaretçi sayısının yani 3K'nın iki katı olaydı. 6K olaydı diyor. Tamam mı? 80 tane ziyaretçi daha fazla gelecekti. E şimdi ne kadar fark etti? 2K. O zaman 2K 80'miş. E, K neymiş arkadaşlar? 40. Tamam. K 40. Buna göre müzeyi bu 3 gün boyunca toplam kaç kişi ziyaret etmiştir? K, 2K, 4K daha 7K yapar. 7 çarpı 40'tan da doğru cevabın 280 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. 22 soruya geçtik. Aşağıdaki tabloda bir markette bulunan A, B, D, E marka çikolata ürünlerinin her birinin içindeki çikolata sayısı verilmiştir. Ali bu markaların her birinden içindeki çikolata sayısı kadar ürün alırken birinden 6 tane almıştır. Ali'nin aldığı ürünlerin tamamında 64 adet çikolata olduğuna göre Ali hangi üründen 6 tane almıştır diye soruyor. Şimdi bir tane şundan almış o yüzden bir tane çikolata var o üründen. İki tane şundan almış 2 kere 2 4. 3 tane şundan almış. 3 kere 3 9. 4 tane şundan almış. 4 kere 4 16. 5 tane de bunu almış. 5 kere 5 25. Bunların hepsini toplayacağız. 25 16 daha 41 50 55 yaptı. Doğru mu? Ali'nin 64 tane çikolatası var. Geriye kalan fark 9. Şimdi ee, bu 9'u hangisi sağlayabilir buna bakacağız. Mesela bundan 6 tane almış olsaydı bir tane fazla almış olacaktı. Artı 5 fazla olacak. 9 değil. Bundan 2 tane fazla almış olsaydı 2 kere 4'ten 8 olacaktı. Bu da değilmiş. Bundan alabilmesi için 3 tane alması lazım. 3 kere 3 9. Verdi mi cevabı? Verdi. O zaman kesinlikle C'ymiş. Tamam. 23. soru. Ali 100 kilometrede 5 litre yakıt tüketimi yapan bir aracı almak için 40 bin TL ödemiştir. Bu araçla her ay eşit miktarda yol giden Ali aracını aldıktan 10 ay sonra araç ve tükettiği yakıt için toplam 45 bin TL harcama yapmıştır. Şimdi o 10 ayda demek ki 5.000 liralık yakıt harcamış. 10 ayda 5.000 lira yakıt harcamış. Madem öyle bir ayda ne kadar harcar? 500 lira mı? Değil mi? Pekala. 1 litre yakıt yakıtın 1 litresi 4 lira bilmiş. Pekala. Ali bir ayda kaç kilometre yol gitmektedir diyor. Bir ayda harcadığı parayı biliyoruz. 500 lira. Değil mi? Bir ayda 500 lira para harcamış. E şimdi yakıtın litresi 4 lira. Yakıtın litresi 4 lira. Ve 100 kilometrede de 5 litre yakıt tüketimi yapıyormuş bu araç. O zaman şöyle diyelim mi biz? 5 litre ne kadardır? 5 litre 20 lira. Demek ki her 100 kilometrede 20 lira para harcıyor değil mi? E bu adam 500 lira harcıyormuş her ay. Kaç katı arkadaşlar? 25. O zaman bunun 25 katı kadar da yol gitmiştir. Yani 500 kilometrede yol gitmiştir cevap denizli olacak. Bir fonksiyon sorusu. Tanım kümesi pozitif reel sayılar olan birebir fonksiyonu f1 e, birebir bir f fonksiyonu her a ve b reel sayıları için f a çarpı b f a artı f b eşitliğini sağlıyor. Buna göre f16 eşittir 12 olduğuna göre f'in tersinde 3 kaçtır? F16'yı ben şu şekilde bulabilirim bak. F 4 çarpı 4 eşittir f 4 artı f 4 yazarım. Ki bu da neye eşitmiş? 12'ye mi? F16 yapar çünkü şurası. 12 ise bu 6'dır bu da 6'dır. Şimdi devam edelim. F2 çarpı 2 F4'ü verir mi? Bu da F2 artı F2 yapmaz mı? E burası 6 ise burası 3'tür. Bu da 3'tür. F2 3'e eşitse F'in tersinde 3 2'ye eşittir. Cevap Bursa'dır. Anlaştık mı? Geçelim arkadaşlar 25. soruya. Karınca sorusu. 8 eş uzunlukta tel köşelerinden plastik birleştirici toplarla birleştirilerek şekildeki gibi kare piramit biçimde bir süs eşyası hazırlanıyor. İşte böyle bir eşyamız var. 3 boyutlu. Karıncayı buraya bıraktık. B noktasına kaç farklı şekilde gidebilir diye soruyor. Bir geçtiği telden bir daha geçmeyecek. Şimdi karıncanın tamam mı? Şöyle diyelim. Şu noktaya gelebilmesi için ya buradan gidebilir ya da şu şekilde buradan bu şekilde dolanır ve şuraya gelir. Değil mi? iki farklı yolu vardır. Buraya kaç tane farklı yoldan gelirse B'ye de o kadar farklı yoldan ulaşır. O zaman iki farklı yol burada var. Aynı şekilde düşünecek olursak bir şöyle gidebilir, bir de diğer taraftan dolanıp gidebilir. İki farklı yolu da burada var. İki farklı yolu burada var. Tamam? O zaman iki farklı yolu da burada var. Çünkü bir dolanıp gidebilir, bir de buradan şu şekilde dolanıp buraya gelip çıkabilir. İki farklı yol. Bir de arkadaşlar ne yapabilir? Direkt buradan B'ye çıkabilir. Bir farklı yol da burada var. Bunu unutmamak gerekiyordu toplarsak 2, 2, 2, 2, 1 toplam 9 tane farklı yolu var bu karıncanın. Tamam. İşaretlemeyi mi unuttuk. İşaretledik ama sildik sanırım. Evet. Aşağıya inelim. 26. soru. A, N diye bir şey tanımlamış. Diyor ki N pozitif tam sayısının pozitif tam bölenlerinin oluşturduğu küme. Örneğin 12 sayısının pozitif tam sayı bölenleri 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 olduğundan A12'yi 1, 2, 3, 4, 6, 12 diye bir küme haline getirmiş. Buna göre A6, A8, A9 kümelerinin birleşiminde bulunmayan kaç tane rakam vardır? Öncelikle A6'yı yazıyorum. 1, 2, 3 ve 6. Sonra A8'i yazıyorum. A8'de ne var? 1, 2, 4 ve 8 var. Ve sonra A9'u yazıyorum. A9'da neler var? 1, 3 ve 9 var. Başka var mı? Yok. Peki. Rakamları istiyor ya. 1, 2, 3, 4, 5 yok. Değil mi? 5 yok. Sonrasında 6 var. 7 yok. Onu da yazalım. 7. Sonra ne yok arkadaşlar? Bakın 8 var. 9 var. Değil mi? O zaman kesinlikle 2'dir. Diye işaretleyen öğrenciler olmuş. İşaretlemeyin. 0 da bir rakam. Değil mi? Cevap Ceyhan. Unutmayın arkadaşlar. 0'ı unutuyorsunuz hep. Yani. 0'ı unutmayın. 27. soru. Ali en çok izlediği 2 spor, 3 film ve 4 belgesel kanalının televizyonunun ilk 9 kanalı olarak aynı türden içeriği olan kanallar ardarda arda olacak şekilde rastgele düzenliyor. Buna göre düzenlediği son 3 kanalın film kanalı olması olasılığı nedir diye sormuş. Film kanalını soruyor. Şimdi öncelikle toplam ne kadar düzenleyebilir onu bir bulalım arkadaşlar. Toplam kaç tane şey var? Öncelikle şöyle istiyor bakın. Spor spor, film, film, belgesel, 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 belgesel. Ben bunların hepsini grupladım ya şu şekilde. Hep aynı yerde duracaklar. Dolayısıyla 3 faktöriyel diyeceğiz. Tüm durumu şuraya yazıyorum bakın. 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel spor 2 faktöriyel e, film sanırım evet 4 faktöriyel de belgesel tamam bu tüm durum peki bizden istenilen durum nedir arkadaşlar diyor ki 3 e, film 3 film vardı özür diliyorum şurada bir tane daha film olacak o yüzden şurayı 3 faktöriyel yapabiliriz çok özür dilerim peki o filmleri son 3 kanala yerleştir diyor diğerleri de rastgele dizilebilir buraya. 4 tane belgesel kanalım vardı 2 tane spor kanalım vardı onlar 2 faktöriyel biçimde grup halinde değişecekler 4 belgesel kanalı 4 faktöriyel biçimde 2 spor kanalı 2 faktöriyel biçimde ve şuradaki 3 tane film kanalı da kendi içerisinde 3 faktöriyel biçimde yer değiştirir e peki bunları sadeleştirecek olursak şuradaki 2 faktöriyel ile 2 faktöriyel 3 faktöriyel 3 faktöriyel 4 faktöriyel 4 faktöriye gider 2 faktöriyel 2 3 faktöriyel 6 2 bölü 6 kaç yapar arkadaşlar 1 bölü 3 yapar Cevap da neymiş? Adana'ymış diyeceğiz. Evet. 28. soru. Bir şirketteki 60 erkek ve 60 kadın çalışana bir soru sorulmuş ve çalışanlar evet hayır ya da kararsızım cevaplarından birini vermiştir. Bu 120 çalışanın verdikleri cevap. 120 önemli bakın. Dairesel grafiti göstermiş. 360 dereceye 120 çalışan düşüyor. Yani 3'te 1'ine iniyor bunu unutma. 120 çalışanın verdikleri cevapların dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Evet cevabı veren erkek çalışan sayısı kararsızım cevabı verenlerin yarısına eşit olduğuna göre evet cevabı veren kadınların sayısı kaçtır diye sormuş. Kararsızım diyenler 90 derece değil mi? Değil mi? Şimdi evet cevap veren erkek çalışan sayısı kararsızım cevabını verenlerin yarısına eşitse erkek evet diyen erkek. Evet diyen erkek 45 derecedir o zaman. Tamam? Şimdi 150 burası, 90 burası ne yaptı? 240. O zaman buraya ne kaldı? 120 kaldı. 120'nin 45'i erkek ise o zaman 75 de kadındır. 75 derece evet diyen kadın oldu. E ne demiştik? Bize zaten evet diyen kadınların sayısını soruyor. 3'te 1'i değil miydi? Bak burada sorunun başında bir not düştük. 75'in 3'te 1'i nedir arkadaşlar? 25'tir. Dolayısıyla cevap edir nedir? 29. soru. Polinom sorusu. Yine gayet basit. Diyor ki bize bir Px polinomunun Qx polinomuyla bölümünden elde edilen bölüm Px ve kalan Kx ise biz bunu bu şekilde yazarız diyor. Lüzum yok arkadaşlar. A ve B birer reel sayı olmak üzere Px'i x kare 3x artı 2'ye bölmüş. X kare artı 4x Bunu da, buna da gerek yok. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 4. Hemen yazalım. O zaman P1 4'müş. X eksi 2 ile bölümünden kalan 7 ise P2 de 7'ymiş. A eksi B soruyor. Kalan neymiş arkadaşlar? A eksi artı B mi? İkisinde de A eksi artı B bakın. Tamam soru bitti. Bir yerine yaz A artı B eşittir 4'müş. 2 yerine yaz 2 A artı B eşittir 7'ymiş. 2 A artı B'den A artı B'yi çıkar. A eşittir. 7'den 4'ü çıkar. 3. A 3 ise B de 1'dir. A'dan B'yi çıkar demiş. 3'ten 1'i çıkar. Cevap 2 olacak. Evet. Son matematik sorumuz burasıydı. 30. sorudan itibaren olan çözümleri de bir sonraki videolarımızda atacağız arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın.